Ankara'da yaşanan katliamda hayatını kaybedenlerin cenazeleri için otopsi işlemleri sürüyor. Yakınlarını kaybedenler dün geceden beri Ankara Adli Tıp Kurumu önünde cenazelerini teslim almak için bekledi. Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra kimlikleri tespit edilen 33 cenaze ailelerine teslim edildi. Katliamda hayatını kaybeden Çermik ailesi için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası Bağdat Çermik, Muharrem Çermik, kızları Perihan Çermik ile emekli öğretmen 69 yaşındaki Yaşar Durakoğlu için cenaze namazı kılındı. Allah için namaza. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Cenaze namazının ardından 4 kişi toprağa verildi. Kıymetli inananlar, Zilzal Suresi. Hayatını kaybedenler arasında yer alan Sibel Çetinkaya, Murat Gül ve Feyza Acısuysa yine Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Mezarlık içerisindeki Mehmet Efendi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da katıldı. Vefat edenlerden Oğuzhan Duran'ın ise Karşıyaka'da işlemleri tamamlandıktan sonra Samsun'a götürüldüğü öğrenildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Berkay Baş ise Ankara'nın Polatlı ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Baş'ın üniversiteden arkadaşları da katıldı. Berkay'ın babası Rasim Baş, cenaze törenine katılan Bakan Binali Yıldırım'dan ölümlerin durdurulmasını istedi. Patlamada hayatlarını kaybeden emekli topçu uzman çavuş Kemal Kılıç ise Kırıkkale'de askeri törenle toprağa verildi. Hayatını kaybeden Taner Kılıç'ın cenazesi ise Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Ali Şehli köyünde toprağa verildi. Katliamda hayatını kaybeden 42 yaşındaki polis memuru Nevzat Alagöz için ise Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Alagöz'ün cenazesi yarın memleketi Iğdır'da toprağa verilecek.